Robotik hani kodlama için kullanacağımız şimdi simülatör program var. Nasıl Bunlardan hocam, bunu bahsedeceğim ben size. yükleyeceğiz mi? Mblock diye bir program var. O Mblock isimli programdan bir de şeyi dinliyor musun sen beni? Bir de ben size ne demiştim? İndirecek miyiz? Ya oğlum bir dinleyin. Konuşmayın. Ben şimdi size hani Tinkercad'in Circuit'ında simülatör olarak kullanıyoruz orada led yakmak için falan. Ama bizim asıl olayımız bir kartımız var arkadaşlar. Arduino Uno isminde kartımız var. Bakın şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Oo, gördüm. Hocam, kartı. hatta USB giriş. Hatta bunun şeklini size göstermiştim. Şimdi bunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Kablosu var arkadaşlar bunun. Kablosunu şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. USB girişine bunu takacaksın. Ondan sonra devreni nereye kuracaksın onu göstereyim. Boardlar var arkadaşlar dediğim gibi üzerinde delikli. Bakın şu şekilde board, bu uzun bir board. Daha büyük devreler kurmak için. Öğretmenim, bunları ne zaman Daha vereceksiniz? kısa. Dedim ya 20 öğrenciye vereceğim diye. Yok, hayır, ne zaman vereceksiniz? Aynen hocam. Bakın şöyle kendiniz de satın alabilirsiniz. Dediğim gibi bunun üstüne devreyi kuruyorum ben. Bunun üstüne kurduğum devrede ben sizinle beraber ne yapmıştım? Hatırlıyorsanız bizim ledlerimiz vardı. Ledler de bu şekilde bakın görüyor musunuz avucumun içinde gösterdiğim Evet gibi. hocam, ben bunları Biliyorum. biliyorum. Evet. Bizim dükkanda var, minik Ledlerin minik. renkleri minik minik dediğim gibi bir tanesini kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere inşallah yanık değildir. Patlamamıştır. Öğretmenim, bir şey Kullanmak gösterebilir için miyim? ben bak şimdi şuradan Sakın onu araya girmeyin. ne yapıyorsun? Bak şimdi şuradaki önce sadece bir tanesini alalım. Buna baktığınız zaman mesela kırmızıyı alalım sadece elimize. Bu Hocam, bir şey bacaklardan bakın diyeceğim. bir tanesi gördüğünüz üzere bir tanesi daha uzun. Bakın kıvırdım ben bunu. Evet. Bu şekilde birazcık daha uzun bir bacağı var bunun. Bu uzun bacağı arkadaşlar artıya gidecek. Yani 5 volt beslemesine gidecek. Ya da dijital pinlere gidecek. Çünkü dijital pini biz şey yapacağız, elektrik vereceğiz, elektrik keseceğiz, yanıp sönmesini sağlayacağız çünkü biz. Hocam, bir şey Bu da kısa diyeceğim. bacak da eksiye gidecek. Size kurduğum devrede Tinkercad devresinde bir daha kuracağım. Bunu Bir nereye tane var takacaksın? Bak böyle board'un üzerindeki deliklere takacaksın. Buradan göstermek. mı? Hocam, bir Board'un şey üzerindeki diyeceğim. yuvalara takacaksın. Kabloları nasıl takacağız Öğretmenim, öğretmenim? arkadaşım Kabloları nasıl mesela takacağız? bunları yaparken bir O güvenlik demirine alacaksınız. takacağız. Mesela Ne eldiven. ya? Hayır. Siz şu anda bunun altında arkadaşlar iletken plakalar var. Yani elektriği ileten bu plastik iletmez. Bu yalıtkan zaten. Size elektrik çarpmaz. Öğretmenim. Seni zaten burada elektrik çarpsa bile 5 volt seni öldürmez. Hiçbir şey yapmaz sana, tamam mı? Ben sadece Yoksa kaydırağın elektriği gibi Yusuf aynı. ledleri Kaydırağın. yakabilir. Pis bir koku çıkar sadece o olur. Kaydıraktan kaydığımızdaki elektrik. Öğretmenim, bir şey gösterebilir miyim? Söyle. Söyle. Ben böyle bir şey yaptım. Pil takınca bu böyle gidiyor tekerleklerle. Araba yaptım. Evet. Yani öyle şeyler yapacağız ama daha biz sıfırdan yeni başladığımız için daha şey yapamıyorum. Şimdi mesela şöyle otto Hocam. robotlar falan var. Kullandığımız böyle şu gördüğünüz otto robot. Buna dans ettireceğiz. Şey yapacağız. Otlar robot. Hocam, bir şey Bunun içinde diyeceğim. de nelerleri var? Öğretmenim, çalıştırabilir misiniz çalışıyorsa? Arayı dinleyin be. Hocam, ben onun ismi de Hocam, onu Hacer ileride robotum. Tinkercad'de Kablosunu bulmam yapıp gerekiyor. ondan sonra içine Uno'yu takacağız değil mi? Hayır. Hocam, bunlara kaç Nerede? pil yiyor sorabilir miyim öğretmenim? Bunlar mesela çalıştırırsak Pil bize kaç pil? yemiyor. Pil yese de yani pil takmayacaksan bilgisayarın enerjisi gidiyor. Herhalde. Bilgisayarın enerjisi olabilir. Ekleriniz kendileri mi alacak? Hayır, isterse alır İçinde de bilmiyorum. arkadaşlar bir devre kartı var. Bunun içine komutları yüklüyorsunuz. Bunları şu anda kablosu nerede bilmiyorum. Bir de onu aramaya gitmeyeyim. Bu gerçekten yürüyüş yapıyor. Bacakları var. Kollarıyla dans ediyor falan bir otlu robot. Hocam, Ben bacakları bir tane çok sağlam değil. görmüştüm öğretmenim. Hocam Bacakları şöyle diyor sağlam mu? değil. Aa, Genellikle şey içindeki okullarda, okullara kod birazdan bahsedeyim yazdılar. olarak iyi okullarda ve Tamam. embotlarda Aa, ben bunu biliyorum öğretmenim. Bu ben şeyde robot oluyor. öğretmek için böyle bu robottan falan kullanıyorlar işte motorları falan var. Ama biz okulda mesela öğrencilerle yaptık. Bu kadar maliyetli bir şey değil de bu pahalı çünkü bu hazır olarak geliyor. Üstüne kodu yüklüyorsun içerisine. Sadece o kadar ama biz bütün okulda ne yapmıştık? Bütün parçalarımızı öğrencilerle kendimiz yapmıştık. Mesela Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey onları söyle. birleştirdik. Dur. Ondan sonra içine komutları yazdık. İşte tekerleklere komutlar veriyoruz.
motora komutlar veriyoruz. O şekilde kodlamayla onu çalıştırdık sağa sola aşağı yukarı. Cep telefonumuzun Bluetooth özelliğini açıp cep telefonumuza bir uygulama yükleyip onu böyle sağa sola, çünkü bir tane de Bluetooth modülü aldık taktık. O şekilde yapmıştık ama bunlar tabii daha şimdi yapacağınız şeyler değil. Ha, hiçbir şeye başlayamadık sizinle. Daha bilet bile yakamadık. Hocam çünkü bu uygulamada şey, hani Ay'a giden robotlar oluyor ya, ondan da yapabiliriz değil mi? Ay'a giden mi? Tövbe estağfurullah. Hani, o parçalanır ya. Bunun modelini öğretmenim evde gezdireceğiz mesela. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Hocam zaten bununla alakalı geçen bir iki yıl önce yarışma oldu değil mi? Evet yaptık. Hocam ben hocam 5-6 kişi böyle proje aldı arkalarında balonlarla. Aynen. Öğretmenim ben bir şey söyleyebilir miyim be? Balon patlatma yarışması. Bir araya girmeyin bir ses olur. Beni dinliyor musun? Balon patlatma yarışmasında işte şey yaptık böyle, hani dondurma çubukları oluyor ya, o dondurma çubuklarının üzerine raptiyeler yapıştırdık böyle sivri sivri ucun önünde. Bir de arkasına da balon bağladık. Üstüne gidiyor mesela şey. Öğretmenim. Raptiyelerle balonu patlatmaya çalışıyor. En son balon patlamadan kim oluyorsa o kazanıyordu. Şimdi bu da arkadaşlar direnç. Küçücük böyle bir direnç görüyor musunuz bilmiyorum. Evet ben bak, gördüm. Öğretmenim. Bacağı var. Bu bir direnci de, artı bacağına bağlıyorsun. Ben size simülasyon programında da göstereceğim. Aslında bir kamera bağlasam şu devrenin üstüne daha iyi olacak. Kamerayla size göstersem. Bu devreyi böyle. Tamam, kameranızı alta indirin biraz. Ondan sonra bunlar jumper kablolar. Kendisi mi alacak? Evet. Bunlar jumper kablolar. Bu jumper kabloların uçları işte dışa doğru olabiliyor, içe doğru olabiliyor. O yüzden dişi kablo, erkek kablo falan diyorlar bunlara. Dişi, bu da, erkek. Tövbe. Hocam bir şey. Bunu hocam, direncin bir ucuna bağlıyorsun. Dirençli bacak çünkü artı bacak. Bakıyorsun. Bir dakika, artı bacak mı? Yanlış yere bağlamışım. Bir saniye arkadaşlar. Hocam bir şey diyeceğim. Artı bacağına bağlayacağım. Vermeyecekler de kendileri mi alacak? Evet, verse kendisi alır ya. Niye öyle sürekli soruyorsunuz? İsterse. Çünkü cevap alamıyoruz Kerem. Ama uzaktan öğretmen. Öğretmeni dinleseydin anlardın. Bak. Ya of Kerem ya. Kerem sus. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar dediğim gibi artı bacağının ucuna direnci kabloyu bağlıyorsun. Ondan sonra diğer kabloyu da alıp GND'ye bağlıyorsun. Şurada eksi bacağı. Şuradaki Uno'nun arkadaşlar GND yuvası var. Üzerinde GND yuvası var. Ona bağlıyorsun. Şöyle. Tekrardan kullanabiliriz değil mi öğretmenim? Sonra artıyı da 5 volta takıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki yanında GND yuvasının yanında 2 tane GND var. Bir tane 5 volt var. Daha sonra bunu bilgisayara bağlamamız lazım. Öğretmenim onları bozup tekrardan başka şeyler yapabiliyoruz değil mi? Bakın bu şekilde ledimizin yandığını gördük. Oy canım. Biz ledimizin burada 5 voltla yanıyor. Yani ledin çalışma şeyi aslında 5 volt değil arkadaşlar. 2 voltta çalıştığı için direnç koyduk. O gelen elektrik akımı şey yapıyor. Direnç onu azaltıyor. Ledi yanmaması için. Ama dirençsiz bağlarsan bir süre sonra bu patlayabilir. Hemen patlamayabilir de. Ama patlayabilir de arkadaşlar. O yüzden boşuna malzemeniz çöp olmasın, tamam mı? Şimdi öğretmenim çünkü devre. Üzerinde elektrik geçiyor. Ama biz bunu komutlarla kontrol edebiliyoruz. Ne yapıyorduk? Bunun yanıp sönmesini sağlıyorduk. İşte o yüzden biz bunun komut yükleyeceğiz. Arduino Uno'nun içerisine bir kod yollamamız gerekiyor. Onun için de bir tane program var. Hocam bir şey söyleyeyim ben. Nasıl bir konuşma anlatayım. Şimdi bir simülatör programda hani evet. Ben size bunu anlatmıştım. Yükleyelim hocam o zaman onu da. Şu şekilde devreyi kurmuştum hatırlıyorsanız. Önce o devreyi ben size nasıl kuracağımı bir daha buradan anlatarak göstereyim. Bir şey diyeceğim. Bunlarla yarışmaya katılacak mıyız? Öğretmenim malzemenin kal diyorsun. Daha yarışma nerede arkadaşlar? Yeni başladınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz da. Bakın şimdi burada dediğim gibi simülatör programında gösteriyorum. Şu Uno'nuz arkadaşlar. Programlanabilir devre kartınız. Sürükleyelim bunu. Bakın şuradaki gibi size göstermiştim de hatta. Bizde yapalım mı? Ben de yapayım. Uno'nun üzerinde bakın böyle yuvalar var gördüğünüz gibi. Giriş yuvaları var. Burada da deneysel
İşte dediğim gibi bir küçük devre board'um var. Board aynı apartman gibi düşünün arkadaşlar. Apartman katları gibi. Bu ayrı apartman, bu ayrı apartman. Hangi yerler bir kendi arasında bağlı? Bakın şu alanlar kendi içlerinde bağlı. Şu üzerinde çizdiğim alanlar bakın kendi içlerinde bağlı. Tamam mı? İşte bu alan da kendi içinde bağlı. Ama bu alanla bu alan arasında bir bağlantı yok. Bağlantı yapmak için eğer şöyle bir bağlantı çekersen bütün bu sıradaki hepsi bir kendi içinde bağlı olmuş olur. Mesela şu tamam biz de yapalım mı? Yapma daha bir şey bak. Bunlar da kendi içlerinde bağlı. Şurası da kendi içlerinde bağlı. Hocam bu kabloyu nasıl çıkartacağız? Onu diyecektim de ben bir. İlk bastığında kablo, jumper kablo çıkıyor işte zaten bu. Jumper kablo. Bunlar dediğim gibi kendi içlerinde boardlar bağlı. Şu yatay sıralar da kendi içlerinde bağlı. Bakın şurası. Burası yapmıyoruz değil mi? Kendi biz? İçinde bağlı. Şurası yok. Da kendi içinde bağlı. Şşş. Sen niye dinlemiyorsun çocuğum beni ya? Burası da kendi içinde bağlı bakın arkadaşlar. Anladınız mı? Yani board'un şu yatay sıraları kendi içlerinde. Şu yatay sıraları kendi içlerinde. Ama şununla şu şunlar arasında bakın bağlantı yok. Tamam mı? Dikeyde bağlantı yok. Yatayda bağlantı var. Şurada bağlantı var. Ama bunlarda da dikeyde bağlantılar var kendi içlerinde. Tamam mı? Yani metal bir plaka var içerisinde elektrik. Yani biz sonuçta kaynak yapıp da işte kaynak yaparak bunları pirinci, kurşun, kalay karışımı oluyor ya arkadaşlar. Bunları eriterek havyayla çok zahmetli olacağı için devreyi board'un üzerine kuruyoruz. Yani ben burada ledin bacağına ne yapmam lazım? Direncimi bağlamam lazım. Direncin bir bacağına da gidip de işte jumper kabloyu bağlamam lazım. O birbirine böyle bağlamamak için board'un üzerine takıyoruz bunları. Anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Çünkü bunun altında metal plakalar var. Yani elektriği üzerinden geçiriyor. Şimdi bunları silelim arkadaşlar biz. Silelim. Kurduğumuz devre şöyle bir şey. Ne? Bunları yapacağız mı? Yapacağız tabii. Bak şimdi bu benim ledim. Hocam. Yani biraz önce size göstermiş olduğum lamba gibi düşünün bunu. Bu ledim bakın şu anot yazan bacağı artıya gidiyor. Bu katot yazan bacağı da eksiye gidiyor arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? Dediğim gibi bunun optimum çalışma şeyi voltajı 2 volttu. 2 volt civarındaydı. Ama biz buradan besleme olarak 5 volt veriyoruz. Bakın 5 volt besleme veriyoruz. Hatta şuraya bir kablo çekebiliriz. Şu bütün hat kendi içerisinde 5 volt hattı oldu şimdi. Şu bakın şu bütün hat buraya nereye buradan hangi kabloyu bu hatta çekersen 5 volta gitmiş olur. Hatta kırmızı yapalım ki 5 volt olduğunu anlayalım. 5 volt besleme veriyoruz biz buradan bu devreye. Öğretmenim kırmızı olması yani 5 volt olmasıyla ne alakası var? Biz öyle belirtiyoruz. Hani bizim işimizi kolaylaştırsın diye kırmızı olması şart değil. Ben genelde kendi kafamda öyle daha kendime baktığımda devreyi daha kolay algılayabilmek için öyle yaptım. Şu hat da mesela GND hattı olsun. Yani toprak hattı. Eksi hat olsun. Onu da siyah yapayım. Toprak hattı olduğu için. Siyah yapıyorum. Bu da benim eksi hattım. Kendi içinde bağlı. Çünkü elektrik takımı nereden nereye gidiyordu arkadaşlar? Basit bir elektrik devresi yaptığımız zaman şöyleydi. Bir tane bizim kaynağımız vardı. Artı. Burası da eksi bacak olsun. İşte buradan bu pil. Pil diyelim arkadaşlar. Pil bağlıyoruz. Şurada bizim direncimiz vardı. Bir tane direnç. Şurada da bir tane lambamız olsun. Şöyle bir lambamız olsun arkadaşlar. Sonra bu elektrik akımı nereden nereye gidiyor? İşte şuradan geçiyor arkadaşlar elektrik akımı. Bir dakika bir tane ben şimdi kırmızı bir şey çizeyim. Elektrik akımı şöyle geliyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Direncin üzerinde azalıyor bu elektrik akımı. Ondan sonra şu lambayı yakıyor. Şöyle bu lamba yanıyor arkadaşlar. Sonra bu elektrik buradan geliyor. Bunun üzerinden geçiyor. Ve buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir devre, kapalı devre olursa elektrik akımı akar. Bir kapalı devre olmadığında nereye akacak? Bu şekilde elektrik akımı akıyor ve basit bir mantıkla basit bir elektrik devresi arkadaşlar bu. Bu direnci bağlıyorum artı bacağın ucuna. Ve bu direnci ben ne yapıyorum çocuklar? Şuradan döndürüyorum. Bunu artı bacağa bağlıyorum. Ve şunun değerini değiştirebilirim. Bu şu direncin değerini genelde 220 ohm. Bu değerleri anlatacağım size. Ohm kullanıyorum. Ve bunun ucundan bir kabloyu alıyorum. Artı hatta takıyorum. Bakın şuraya. Bu benim